Gördüğünüz gibi yüzümde bir eksiklik var. Başlıktan da anlayacağınız üzere milyonlarca highlighter'ı tek tek deneyeceğiz. Bir kısmını yüzüme de süreceğiz. O yüzden bugün highlighter'sız çıktım karşınıza. Makyaj koleksiyonunu temizlemeye devam ediyoruz. Bu bana bayağı bir iyi geliyor. İhtiyacım olmayanları dışarıya doğru çıkarttıkça yeni gelenlere yer açılıyor. Hangisini denediğimi, hangisini denemediğimi hatırlıyorum. Daha önce makyaj bazlarımı ve fondötenlerimi ayıklamıştım. Şimdi de sıra toz aydınlatıcılarda. Toz aydınlatıcıları çok fazla istediniz. Daha doğrusu genel olarak aydınlatıcı istediniz ama sıvılarla ikisini karıştırırsam çok fazla olacaktı. Şu anda burada 50'den fazla aydınlatıcı var. Bu video boyunca birazcık hızlı konuşabilirim. Yine sabah sabah aç karnına delicesine kahve içtim. Seçeneklerden azaltabilirsiniz oynatma hızını. Her zaman olduğu gibi takılarımı, kıyafetlerimi ve normalde bu videoda yaptığım makyajın tamamında kullandığım ürünlerin hepsini aşağıya yazmış olacağım. Bu arada bu videoyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi toz aydınlatıcılar hani böyle fırçayla falan sürüldüğü için çok hijyenik olarak problem olmaz diye düşünüyorum. Bir de hani ben her ne kadar işte kullandığım, swatchladığım, açtığım ürünleri kimseye vermiyorum desem de çok ısrarla isteyenleriniz oluyor. O yüzden bu videoda da böyle ayırdıklarımdan size verilebilecek olanlardan ama kullanılmış olanlardan böyle bir ayıracağım birkaç tane. İstemeyenleriniz tabii ki olacaktır. Çok çok iyi anlıyorum ama gerçekten çok isteyenleriniz var aranızda. Ben artık aileme, arkadaşlarıma dağıtmakta hani bir şey bulamadım. Yani sona gelmiyor bu iş. Eğer kullanılmış olmasına itirazınız yoksa videonun altında çekilişe nasıl katılacağınızı görebilirsiniz. Ama başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yeni videolar yüklüyorum. Kaçırmamak için kanal bildirimlerini de açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Şimdi belirli bir sıra olmadan başlayacağım. Hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım ki yetişelim diye. Bir yandan da swatchlayacağım. Bu Wet n Wild'ın toz olan Gotographic koleksiyonundan Moon Tears adlı toz highlighter'ı. Bunu vücut için kullanıyorum diye daha önceden söylemiştim. Hatta Nars fondöteni denediğim videoda da görmüştünüz. Yüz için bence birazcık fazla simli. Swatchlar birazcık uzak kalırsa ne olur beni affedin çünkü şehir dışına çıkacağım için tek tek çok yakından doğru ışıkla yapacak zaman bulamıyorum. Arka arkaya birkaç tane video çekeceğim bugün. Lütfen beni affedin olur mu? Bunu ben çok seviyorum. Vücudumda kullanmayı da çok seviyorum. Zaten daha yeni aldım. Henüz kendisine doyamadım. Bu benimle kalıyor. Sonra Bobbi Brown'un bir tane Pink Quartz diye bir highlighter'ı var. Bu shimmer bricklerin bir tanesi. Ben bunun şampanya rengini biraz seviyorum ama bir tık bana koyu gibi. O yüzden bunu hediye edeceğim. Shop'un markası NYX'in bir tane highlighter kiti var. Strobe highlighter kiti. Ben bunun kremini pek sevmiyorum açıkçası. Tozu çok kötü değil ama buna çok benzer daha iyi highlighter'larım olduğu için ve onları kendim ayırmak istediğim için bunu da hediye ediyorum. Becca'nın Prismatic Amethyst adlı pembe renkli bu toz highlighter'ı. Bu bildiğim kadarıyla limited edition'dı. Ama ben bunun altındaki pembe tonunu çok sevdiğim için kullanmaya devam edeceğim bunu. Bu aralar yeniden keşfettim. Yüzünüzde çok ince bir toz haline geliyor. Aslında ilk böyle swatchladığınızda ve parmağınıza aldığınızda çok buzumsu ve biraz fazla tozluymuş gibi görünüyor. Ama yüzünüze sürdüğünüzde hiç öyle olmuyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Bu benimle kalıyor. NYX Strobe of Genius. Hiçbir zaman sevmedim. Sevmemeye de devam edeceğim. Bu gidiyor benden. Master Chrome. Benim Master Chrome'larımla ayırabilecek herhangi bir güç olduğuna inanamıyorum. Maybelline'in Master Chrome'larının bu Molten Gold'u. Bu aslında şu an birazcık bana koyu. O yüzden bunu değil şimdi Rose Gold'u gelecek. Onu daha çok süreceğim. Bu birazcık daha sarı. Vücudumda daha çok seviyorum bunu. Mükemmel. Yapı, renk, ya her şeyle mükemmel bir highlighter. Daha da iyi renkli olanı yani benim için. Benim renk tonum için. Bu da Rose Gold olanı. Molten Rose Gold. Bu şaka yani. Bu gerçekten şaka. Bunu her sürdüğümde DNA'ma Elf DNA'sı karışmış gibi hissediyorum. Bu öyle bir etkisi var. İndirimde asla kaçırmayın. Cindy Luminizer'da yine ona çok benzeyen yine pembe alt tonlu ama birazcık daha sanki şeftali gibi bir highlighter. Ya Molten Rose Gold'um olduğu için bence buna ihtiyacım yok. Bunu size vereceğim. Mary Luminizer asla yine ayrılmayacağım highlighterlardan bir tanesi. Beni hiçbir zaman yanıltmaz. Hiçbir zaman. Bu videonun sonunda çok fazla highlighter'ım olacak. Şimdiden söyleyeyim. Sonra demeyin suratın çok parlıyor diye. Mary Luminizer'dan asla ayrılamam. Bir sonra bunu maalesef atacağım. Bunu Amerika'dan almıştım. Wet n Wild'ın Illuminating Palette adlı bu highlighter paleti kırıldığı için bu artık hani hava aldığı için bozulacak diye düşünüyorum. 4 tane rengi var. Aslında çok uygun fiyatlıydı. Türkiye'ye hiç gelmedi bu. Dursa mı acaba ya? Bunun şu rengini seviyorum aslında ama tek bir renk için de kocaman bunu tutmak istemiyorum. Ay çok güzel. Dayanamayacağım, özgünüm. Sadece bir rengi için bunu tutacağım. Şu an hiç yanlış bir declutter videosu oldu bu ama. Smashbox'ın Casey Holmes'le beraber yaptığı bu Spotlight paletin Pearl rengi. 3 tane highlighter var bunun içerisinde. Bir tanesi çok simli, bir tanesi birazcık fazla sarı gibi. Ama Casey Holmes'in olduğu için bunu koleksiyon olsun diye tutmak istiyorum. Aslında renkleri hiç kötü değil. Ve size de hiç görünmüyor. Teşekkürler. Yine Wet n Wild'ın böyle bir tane highlighter var bende. Pembe. Bunu da yine Amerika'dan almıştım. I'll Have a Cosmo adlı limited edition highlighterlerinden bir tanesiydi bu. Bu da pembe bir highlighter. Aslında güzel bir highlighter ama benim pembe çok fazla highlighter'ım olduğu için şu anda size görünmeyen bu swatch'ları neden yaptığımı bilmeyerek yapmaya devam ediyorum. En azından kendim anlayayım diye bunu da size hediye edeceğim. Slake'in yeni hediye bir tane böyle highlighter paleti geldi. Copper Plate. 4 tane böyle renk var. Bunu ben parlarımın arasına koyacağım. Gördüğünüz gibi. Güzel de bir aydınlatması var. Bu henüz denemediğim bir highlighter. The Pink Alice markasının Perfect Highlighter Powder. Bu Pink Alice markasını deneyeceğim dedim. Hala denemediğim için kenarda duruyor maalesef. Bu biraz bana foil farlar gibi geliyor. Azıcık böyle hamur gibi oluyor. Belki yüzümde topaklanabilir ama emin de olamadım. Flormar'ın Splash Powder Illuminator adlı. Bu yine limited edition ürünlerinden bir tanesiydi. Limited edition olduğu için videolarda çok fazla kullanmak istemiyorum. O yüzden bunu da size hediye edeceğim. Bobbi Brown'ın Moonglow adlı highlighting powder'ı var elimde. Bu çok iyi bir altın rengi. Çok böyle turuncu sarı olmadığı için güzel bir highlighter. O yüzden bunu da çok seviyorum. Bu da kalacak benimle. Bobbi Brown'ın bir diğer Pink Glow adlı. Bu sefer Shimmer Brick değil, normal rengi olan highlighter'ı. Bu benim geçen senenin favorileri arasında da bulundurduğum çok sevdiğim bir highlighter. O yüzden benimle kalıyor. Sonra Make Up Revolution'ın Rose Gold adlı bu highlighter'ı. Bu pek sevdiğim bir highlighter değil. Bana biraz fazla koyu oldu. O yüzden de bunu size hediye ediyorum. Sonra Wet n Wild'ın peşinde çok koştuğum için benim için kıymetli olan bir highlighter'ım. Charlotte Tilbury'nin Gold Bar diye bir tane highlighter vardı. Ondan esinlenerek yapılmış inanılmaz güzel altın ama altı böyle pembe rose gold gibi parlayan bir highlighter. Bu benim vücuduma da böyle omuzlarıma da bacaklarıma da çok güzel oluyor. Bunun gibi bir rengim başka hiç yok. Biliyorum limited edition ama buna yapabileceğim şey yok. Çok seviyorum bunu. Alacağım. Kendimde kalacak. Bu yılbaşı zamanında L'Oreal'in çıkardığı bir tane Glow Kit var elimde. Bu ortadaki turuncu rengine asla anlam veremedim. Ama diğer renkleri çok da fena değildi. Ya bunu burası çıkmış. Kendim de kullanmayacağım. Nasıl olsa ben şimdi bunu kargoya verdiğimde paramparça olacak. O yüzden bu çöpe gidiyor. Highlighterların şahı MAC'in OG'si Soft and Gentle. Bu beni birazcık korkutuyor aslında. Çünkü baked ve çılgıncasına metalik ama bazen de bu bam ışıltıya ihtiyacınız oluyor. Çok klasik bir highlighter olduğu için ve işte sonrasında yeni çıkan highlighterlarla karşılaştırırken falan kullanacağımdan dolayı bunu da referans olması için mutlaka tutuyorum ama mesela yani 24 saat kullandığım bir highlighter değil normalde o da. Bu ne acaba? Innova More Than Powder diye bir şey varmış. Bu ölmüş arkadaşlar. Bunun burada ne işi var? Wet n Wild'ın Photo Focus serisiyle beraber çıkarttığı Mega Glow Highlighting Powder'larından Precious Petals rengi. Ya aslında bu çok güzel bir highlighter ama ben bunu yeterince kullanmıyorum. Acaba neden? Bunu birazcık daha çok kullanmak istiyorum. Bu son zamanlardaki favorilerimden bir tanesi Urban Decay'in Afterglow Highlighter'ı. Bunun pembesi çok güzel bir blush topper. Seviyorsanız, pembe makyajlar yapmayı seviyorsanız eğer, göz pınarınıza kullanmak için, gözünüzü açmak için, böyle tam altına kullanmak için de çok güzel bir pembe o. Şuradaki Not Safe For Work rengi de bronzerınızı ışıldatmak için veya vücudunuzu highlight etmek için çok güzel. Bu Sides Piece rengini çok kullanamıyorum. Bliss'i de yüzümde kullanıyorum. O yüzden bunu da beğeniyorum. Bu arada arada bazılarını swatchlayıp bazılarını swatchlamadığımı şu an fark ettim. Ne olur kızmayın. Gerçekten bu video 45 dakika olmasın diye uğraşıyorum. Kiko'nun Natural Color Iridescent Champagne adlı böyle bir highlighter var bende. Ben bunu İtalya'dan almıştım. Buradan da almamıştım ama cildi biraz daha yağlı olanlar olursa onlara iyi gelebilir. Bunu o yüzden ayırıyorum. Ya bundan daha çok kullandığım başka highlighterlarım olduğu için ayırıyorum onu da. Bunları hala denemedim. Double Dimension Highlighting Powder'lar bunlar. Primark'tan alınmış olan. İlk kullandığım renk Peach Shimmer. İkincisi de Gold Dust. Bakalım. Gold Dust daha güzel gibi görünüyor ama biraz yeşil sarı mı acaba? mı emin olamadım. Bunları bir videoda deneyelim, ona göre karar vereceğiz. Make Up and Glow Highlighting Palette. Eğer pazartesi günkü videomu izlediyseniz bu üründen bahsettiğimi görmüşsünüzdür. Make Up and Glow serisi L'Oreal'in daha yeni lanse oldu. O serideki soğuk renkli olan dörtlü highlighter paleti muhteşem. Bayıldım. Bir de lansmana gittik. Sonradan bunu verdiler. Daha açmadım bunu. Bu da Warm Glow olan palet. Renkleri inanılmaz güzel. Yapısı aynı mı bilmiyorum. Çünkü yani cool olanın yapısı çok güzeldi. Swatchlarken aynı gibi görünüyor. Bu kesin bende. Çok üzgünüm. Nars Man Ray koleksiyonunda böyle bir highlighter var. Bu da yine altın rengi ama Rose Gold yansıyor. Bu rengi de çok beğendiğim için bende kalacak. Yeterince oynamadım bununla. Niye böyle yaptım acaba ya? Hot Sands. Nars Hot Sands. Bond. James Bond. Bu da yine en klasiklerden, en çok sevilenlerden. Diğer az önceki Man Ray koleksiyonundan olan highlighter'a göre daha soğuk, daha pembe, diğeri daha şeftali bir ton. Ama bu da yine incecik bir toz. Nars'ın highlighter'ları gerçekten çok güzel. Note'dan bir tane 01 Stardust rengi var. Bu da yine birazcık şeftali bir renk. İnce bir toz. Bunu da sevebilirsiniz aslında. Ama diğerlerine göre çok böyle parlaklığı yeterince yüksek değil. Notla alakalı bir şey yapmak istersen ben tutuyorum şu anda. Farmasinin bir tane highlighter'ı var elimde. Terracotta Powder diye. Bu da yine az önceki gibi. Çok ince. Bir tık daha açık bir ton. Notu bıraktım. Bunu size veriyorum. Becca'nın herhalde asla ayrılamayacağım highlighter'ı. Bunu da miniğini aldım. Kolay taşınsın. Hani bir de highlighter bitiremiyorum zaten diye düşündüm. Gittim. Seyahat boyunu aldım. Bununla beraber yanında sıvısı da vardı. Böyle bir kutunun içerisinde 110 TL'ydi galiba diye düşünüyorum. Opal çok güzel bir highlighter. Yani bu tartışmaya açık bir highlighter değil gerçekten. Biraz da bundan süreyim de iyice artık battı balık yan gider. Opal benim herhalde hayatım boyunca vazgeçemeyeceğim Becca rengi. Yazın biraz daha uygun oluyor. Kışın bir tık daha koyu oluyor. Goddess of Love, I Heart Makeup Triple Baked Highlighter. Bu bana çok highlight anneciğim. Bu benim için çok metalik. Bunu size veriyorum. Aynısının bir tane de allık olduğunu iddia eden ama bence... Aynı şekilde bir tane de I Heart Makeup'ın Blushing Hearts diye Triple Baked Blusher dedikleri ama bence asla ve asla allık olmayan. Karıştırdığım rengi bu arada. Çok cayır cayır şeftali bir highlighter bence bu. O yüzden bunu da size ediyorum çünkü kullanamıyorum. Elf'ten iki tane highlighter'ım var. Bir tanesi Pink Diamonds, diğeri de Moonlight Pearls. Pink Diamonds daha pembe, Moonlight Pearls daha böyle şampanya gibi bir renk. Amerika'dan almıştım. Ve çok uygun fiyatlar. Ama videolarımda falan hiçbir yerde kullanamıyorum bunları ya. Pembeyi size hediye ediyorum. Bunu da tutuyorum. Ne olur ne olmaz. Gelecekte elfle alakalı bir şeyler olursa yaparsam falan diye. Flormar'ın bir tane Pixie Dust diye göz farını yüzüme kullanmayı çok seviyorum ben demiştim. Bunu finishing powder olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki sen delirmişsin ama göstereceğim. Yüzüme böyle genel bir aydınlık verecek. Ama çok geniş bir fırçayla. Çok az, çok yumuşak. Bütün yüzünüze böyle havadar bir aydınlık versin. Böyle bir sizi az daha elfleştirsin isterseniz böyle bir şey kullanabilirsiniz. Body Luminizer. Hiç kullanmıyorum. Hiç. Size geliyor. Çünkü rengi bana uygun değil. Peach Party. Bu Soap and Glory. Ya bunun bence tarihi geçiyor olabilir. Birazcık turuncu bir highlighter allık karışımı bir şey ama... Bunun bence tarihi geçti, ben bunu atıyorum. Kat Von D Alchemist Palet. Ya bu benim için bir OG gerçekten. Buna çok saygı duyuyorum. Bu benim için çok görüntünüzü değiştirecek bir palet. Farların üzerine falan kullanınca çok acayip oluyor özellikle. Hiç bunun kadar yansıtıcı, bunun kadar parlak, gerçekten ultraviyole rengi olan böyle bir highlighter'ım yok. O yüzden bunu tutacağım. Sleek'ten bir tane böyle highlighter'ım var. Neymiş bu? Highlighting Palette Distorted Dreams. Bu kış koleksiyonuydu. Ben bunu güya inceleyecektim ama sonra incelemedim ve şu anda zaten satıştan kalktı. Bunu da size hediye edeceğim. Huda Beauty'nin bu 3D highlighter paletlerinden Golden Sands Edition rengi var elimde. Ya sırf Huda olduğu için tutacağım. Çünkü böyle yüksek fiyatlı bilmem ne falan böyle hani tutorial bir şeyler yapmak istersen video o zaman kullanabilirim. Bunu aslında doğru düzgün kullanmıyorum. Kullansam çok güzel. Palet kullanmıyorum çok fazla sanki. Ama bunu böyle işte kreminin üzerine highlighter'ını sürünce falan acayip parlatıyor. Ama şey demem yani. Of koşun gidin hemen alın muhteşem bir highlighter paleti falan. açıkçası demem. Yani o kadar parayı edecek bir çılgın atma durumu söz konusu değil. Sonra Burak'ın bana Primark'tan aldığı bu dörtlü palet var. Bunun rengi benim için çok koyu. Ve bende aynı zamanda bunun açık rengi de var. O yüzden bu koyu rengi size hediye ediyorum. Açık renk olan da bu. Bunu da beraber deneyeceğiz zaten. Güzel görünüyor. Make Up Revolution'ın bu üçlü highlighter paleti. Bunu yeterince kullanmıyorum ve bende böyle renkte çok fazla highlighter var. Gerek yok buna. Bir tane ama Make Up Revolution'ın bunu tutacağım. Ultra Pro Glow adlı 8'li highlighter paleti. Bu gerçekten çok güzel. Bunun hem yapısını çok beğeniyorum, hem renklerini çok beğeniyorum, hem karıştırınca çok güzel oluyorlar. Hem de isterseniz böyle tuhaf sarı pembe falan da punchlar var içinde. Bir tane Uma Cosmetics diye, ben bunu nereden almıştım? Yurt dışından bir yerden almıştım. Aslında çok güzel bir blush stopper bu ama çok fazla blush stopper'ım olduğu için bunu da hediye edeceğim size. 2 tane de Wet n Wild'ın bu yeni Gotographic koleksiyonundan, Mega Glow serisinden renkler var elimde. Bu White Raven, bu da Purple Ashes. Bunları da video çekmek için aldım. Henüz denemedim. O yüzden bende kalacaklar. Hiç fena değil. 19 tanesiyle ayrıldık. 2 tanesi çöpe gitti. Oradan 4 tane kazanımız olacaktır muhtemelen. Aşağıya yazacağım nasıl kazanabileceğinizi. Mutlaka aşağıdaki açıklamaları okumayı unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonrakinde hangisini yapmamı isterseniz, neleri temizleyelim onu isterseniz mutlaka bana yazın. Bu arada evi birazcık değiştireceğim. Muhtemelen bu odayı falan da değiştireceğim. Sıfırdan eğer adam edebilirsem buraya, onu da baştan sona kadar bir çekip göstermek istiyorum. O da ilginizi çeker mi mutlaka bana haber verin. Yani hani burayı nasıl dekore ettim, neleri değiştirdim falan. Çünkü ben olmuyor yani. Çok yanlış yaptım burayı. Bundan bir sonraki videomuzda iyi alışkanlıkları nasıl kazanırız? Cildimizle, vücudumuzla, saçımızla, vırla zırla hepsiyle alakalı doğru alışkanlıkları en kolay şekilde nasıl kazanırız? Benim böyle küçük ipuçlarım var. Onları anlatacağım demiştim. Onun sonunda yapıyorum. Pazartesi günü burada olmayı unutmayın. Bundan bir önceki videomda da L'Oreal'in yeni Wake Up and Glow serisini incelemiştim. Onu da şuraya bırakıyorum. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanal bildirimlerini de açmayı unutmayın. Pazartesi günü görüşmek üzere. Öpüyorum.